Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız 100 videoluk serinin 28. videosuyla karşınızdayım. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz, çözümlüyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun birinci cümlesiyle başlayalım. Mon cousin jet beaucoup d'argent par la fenêtre. Cümlenin öznesi mon cousin. Şimdi bölerek inceleyelim. Buradaki mon Türkçe benim karşılığını veriyor. Bu bir mülkiyet sıfatı. Mülkiyet sıfatı. Mülkiyet sıfatının Fransızcası l'adjectif possessif. Adjektif sıfat demek possessif şöyle yazalım. Türkçede mülkiyet sıfatı diye bir şey yok. Fransızca'da var. Sıfat olduğuna göre nitelendirdiği ismin durumuna göre akorlanıyor. İsim buradaki kuzen yani maskulin bir sözcük. Le cousin. O yüzden zaten adjektif adjectif possessif mon diye kaldı. Türkçesi de kuzen. İkisini birleştirirsek eğer şöyle Cümlenin öznesi ''benim kuzenim'' Hemen yanında bir çekilmiş fiil var O da ''jet'' fiili ''jet''e ''atmak'' demek Ve bu fiil ''present''e çekilmiş ''present'' Türkçe'ye hem şimdiki zamanı Hem de geniş zamanı veriyor Hemen yanında ne var bakalım? Bu kudö var. Bu kudu şöyle yazalım. Türkçeye çok karşılığını veriyor. Bu kududan sonra isim geldiği zaman sayılabilir bir isimse şöyle yazalım. Sayılabilir isim. O zaman ismin sonuna s'ye geliyor. Bu arada sayılabilir ismin Fransızcasını yazalım. Sayılabilir denobrable demek. Sayılamayan ise en de demek. Yani bu kudöden sonra sayılamayan bir isim gelirse o zaman o ismin sonuna s gelmiyor. Yani çoğul yapmıyoruz. Şimdi şurayı hemen bir çerçeve içine alalım. Şöyle ek bilgi işaretimizi koyalım. Şurayı da şöyle bu kudu çok demek diye tekrar yazalım. Hemen yanında lerjan var. Larjan para demek. Şuraya da yazalım larjan diye. Larjan masculine bir sözcük. Onun hemen yanında bir prepozisyon var. Par Türkçe'ye den, dan karşılığını ya da aracılığıyla karşılığını veriyor. En sonunda da la fenêtre var. La fenêtre. Şuraya yazalım. Pencere demek. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Şimdi bakın jt'den sonrasını bir alalım şöyle. Şurayı. Yani jt, l'argent, par la fenêtre diye bir ekspresyon var. Yani bir deyim var. Ne demek bu? Pencereden para atmak diye. Tam karşılığı, doğru anlamı ne? Parasını, parayı boşuna harcamak. Boşuna harcamak. Çarçur etmek demek. Geçen bu tür ekspresyonları, deyimleri, atasözlerini hep ezberleyin. Zira Fransızcanızı daha zengin kılacaktır. Cümlenin tercümesini şuradan yazalım. Kuzenim çok para harcıyor diyebiliriz. İsterseniz şöyle de diyebiliriz. Kuzenim gereksiz yere çok para harcıyor diyebiliriz. Kuzenin parasını çok çarçur ediyor diyebiliriz. Hatta onu da yazalım şuradan. Kuzenim parasını mülkiyet sıfatı yok ama böyle uyarlayabiliriz. Çok çarçur Ediyor diyebiliriz. Şimdi bir defa okuyalım. "Mon cousin jette beaucoup d'argent par la fenêtre." Kuzenim çok para harcıyor ya da kuzenim gereksiz yere çok fazla para harcıyor. Kuzenin parasını çok çarçur ediyor diyebiliriz. Bunlardan bir tanesini seçelim. Diğerleri ek gemi olsun. Mesela şu ek bir şey olsun. Şu da ek olsun. Şöyle kullandığımız karşılıkta da şu olsun. Şimdi ikinci cümleye geçelim. Videomuzun ikinci cümlesi Il gaspi tu son salaire. Cümlemizin öznesi il. Il şahıs zamirinin Türkçesi o. Hemen yanında şahıs zamirine bağlı olarak çekilmiş bir fiil var. Şuraya yazalım. Gaspi'ye saçıp savurmak, israf etmek demek. Yani anlamı nereye çıkıyor? JT, Larjan, Parla Fenetre çıkıyor. O ifadeyi de, deyimi de tekrar yazalım ki ezberlememiz kolay olsun. Şöyle okuyalım koyalım. ile aynı anlamda diye. Hemen yanında to var. To tüm bütün karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Onun yanında da bir mülkiyet sıfatı var. Şöyle yazalım. Mülkiyet iyilik sıfatı. Son onun karşılığını Türkçe'ye veriyor. Ve burada da saler var. Saler sözcüğünün maskulin mi feminin mi olduğunu bilmiyorsak anlamamız çok kolay. Zira mülkiyet sıfatı son diye kalmış. O zaman eril bir sözcük demektir. Le saler maaş demek. Gelir karşılığını da Türkçe'ye verir. Söylemediğimiz ne kaldı? Gaspiye fiili hangi zamanda çekilmiş? Prezanda çekilmiş present Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Hatta yine öğeleri işaretleyerek gidelim. Il, o, tu, bütün, saler, maaş, son, maaşını, Gaspi saçıp savuruyor. Bu güzel bir karşılık oldu. Bir defa okuyup kontrol edelim. İ Gaspi Tu sonseler o bütün maaşını saçıp savuruyor. Şimdi cümlemizin tercümesini yaptık ama birazcık boş yer kaldı. Hemen ek bilgiler yazarak şu kısmı değerlendirelim. Şunu biraz açalım. Tu Tüm bütün karşılıklarını Türkçeye verir demiştik. Karşınıza çok çıkacak. Mesela tutafe var. Tutafe, büsbütün tamamıyla demek. Büsbütün tamamıyla. Yine karşınıza çok çıkacak. Tutalör var. Bunu da yazalım. To tell birazdan demek. Birazdan. Yakında görüşürüz gibi bir anlama da gelir ayrılırken söylüyorsak. Yakında görüşürüz. Onu da yazalım. Sonra yine karşınıza çok çıkacak başka bir şey. To sweet. Bunu to the sweet değil de toot sweet diye okuyorlar. Hemen derhal gibi bir karşılık veriyor Türkçe'ye yol tarif ederken kullanabileceğimiz bir şey. tu O da dündüz. Dost doğru gibi bir karşılık veriyor. Dost doğru gidin, dündüz gidin gibi. Başka tu nöf desek. Bu da yepyeni gibi bir karşılık verir Türkçe'ye. Son bir tane ekleyelim. O da tulmond olsun. Bu da karşınıza çok çıkar. Türkçe'ye herkes karşılığını verir. Bunu bütün dünya gibi düşünüp çevirmeyin. Öğrencilerin çok yaptığı bir hata. Şimdi yazdığımız bu ek bilgileri de şöyle hemen çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyup üçüncü cümlemize geçelim. Ve geldik videomuzun üçüncü ve son cümlesine. Il doit apprendre à économiser de l'argent un peu. Cümlemiz il şahıs ile başlıyor ve Türkçe'ye o karşılığını veriyor. Hemen yanında çekilmiş fiil var. Fiilimizin master hali devoir. Duvar zorunda olmak demek. Duvar fiili il şahıs zamirine göre prezanda çekilmiş. Present Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Şahıs zamirine bağlı olan çekilmiş bir fiil varsa sonraki fiil ya da sonraki fiiller mastar olarak yazılır. Apprendre öğrenmek demek. Ve bakın A prepozisyonu almış. Şuradan yazalım hatta. Apprendre aferkerkeşos yani bir şey yapmayı öğrenmek onun hemen yanında başka bir fiil var o da ekonomize fiili ekonomize tasarruf yapmak Para biriktirmek karşılıklarını Türkçe'ye verir. Para biriktirmek. Hemen yanında dolarjan var. Yani para var. Napolyon'un ünlü sözü. 'Largent, largent, lajan diye. Ömpü Türkçe'ye biraz. Birazcık karşılıklarını veriyor. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Fiilin prezanda çekildiğini söyledik. Şuradan tercümesini yazabiliriz. İl dediğimiz kim? Önceki cümlede geçen mon kuzen. O diye başlayalım. Hatta öğeleri de işaretleyelim. Önpü birazcık şurayı bütün alalım. Ekonomize dolarjan diye para biriktirmeyi. apprendre öğrenmek devoir çekimini alalım zorunda bence güzel bir karşılık oldu bir defa okuyup kontrol edelim il doit apprendre à économiser de l'argent un peu o birazcık para biriktirmeyi öğrenmek zorunda ve la fin de la video yani Fransızcadan Türkçe'ye Çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 28. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarak sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.